Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu rengarenk iplerle tığ işi çok kolay bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, sarı ipimizle başlıyoruz. Önce sihirli halka yapacağız. İpimizi çaprazladık ve tığımızı içinden geçirdik. Bir tane zincir çektik ve parmağımızdan halkamızı çıkardık. Şimdi buraya sık iğneler yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Halkamızı biraz küçültelim. 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane sık iğnemi yaptım ve halkamı kapattım. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğneye batacağım. Ve buradan bu şekilde kaydırarak kapatacağım. Bir zincir çekiyorum ve bir sonrakine batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine alıp bir yanındakine batıyorum. Görüntümüz netleşsin. Evet, burada bakın yarım trabzan yapıyoruz. Hepsini birden çektik. Tığımızın üzerine alıp bir yanındakine batıyoruz ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane sık iğne, bir yarım trabzan, bir tane de ikili trabzan yaptık. İpimizi burada bırakıyoruz. Diğer renk ipimizi alıp gelin. Evet arkadaşlar, mavi ile devam ediyorum. Şimdi şu en son battığım yere, yani bakın şöyle açalım. Tam şuraya, bu trabzanın dibine batıyorum ve buradan ilmeğimi çekiyorum. Buraya bir zincir çekiyorum. Ve daha sonra bu zinciri çok sıkmayalım arkadaşlar. Bunu kullanacağız çünkü. Şöyle çekelim. Evet, daha sonra bir yanındakine geçerek bakın buraya bir tane sık iğne. Tığımın üzerine alıyorum. Bir yanındakine batıyorum. Bir yarım trabzan. Tığımın üzerine alıyorum. Bir yanındakine batıyorum. İkili trabzan. Burada da ipimi bırakıyorum. Bir diğer renk ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar, diğer renk ipimi aldım ve yine bu son yapmış olduğum trabzanın dibinden batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Ve şöyle bir zincir çekerek buraya ilmeğimi kapatıyorum. Şimdi bir yanındakine batıyorum. Önce bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra tığımın üzerine alıp bir tane yarım trabzan, tığımın üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıp üçüncü rengimi de tamamladım. Dördüncü ve son rengimizi alalım. Evet, son rengimiz yeşil arkadaşlar. Yine bunun dibinden batıyorum ve ilmeğimi şöyle alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir yanındakine batıyorum sık iğne. Tığımın üzerine alıyorum. Yarım trabzan, tığımın üzerine alıyorum. Son olarak bakın buraya. Son olan sık iğneme battım ve ikili trabzanımı yaptım ve bu şekilde dört rengimi de tamamlamış oldum. Şimdi sarı rengimizle devam edelim. Yeşili bıraktık. Sarıyla başlamıştık. Sarıyla devam edelim. Şimdi tığımın üzerine alıyorum bakın. Tığımızın üzerine aldık. Burada bir zincir vardı. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimiz var. Biri sadece zincirdi. Şöyle buraya batıyorum. Biraz burası zor giriyor arkadaşlar. Bir tane İkili trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. Ve ikinci trabzanımı yapıyorum buraya. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Tekrardan trabzan. Aynı yere tekrardan batıyorum. Bakın her bir trabzan tepesine iki kere batıyoruz. Görüntümüz netleşsin. Evet, bakın buraya bir defa batacağım. Daha sonra bir defa daha batacağım. Yani toplamda
8 tane trabzan yapmış oldum bu sırada. Bakın bu şekilde. Şöyle sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi geçelim sıradaki renge. Sıradaki rengimiz mavi. Hemen burada da aynı şekilde tığımızın üzerine aldık. Ve bakın şuradan batıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın yine burada da 1, 2, 3, 4 tane var. Her birini ikişer defa batarak toplamda 8 tane trabzan yapacağız. Şöyle ikiliyi başlatayım arkadaşlar. Kalan kısmı da kamera arkasında tamamlayalım. 1, aynı yere tekrardan 2, 1, aynı yere tekrardan 2, 1 ve aynı yere tekrar batıyoruz 2. Evet, şimdi kalan iki rengimizi de aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 8'er tane trabzanlarımızı yaptık ve bu sırayı tamamladık. Şimdi yine sarıdan devam edelim. Tığımın üzerine alıyorum. Bir tane tek batıyorum önce. 1. Şöyle görüntümüz biraz netleşsin. Evet, daha sonra tığımın üzerine alıyorum. Bakın bir sonrakine batıyorum ve buraya 2 tane yapıyorum. 1 ve aynı yere tekrardan 2. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi 1 yapıyorum. Bir tane yaptım. Tığımın üzerine alıyorum. Bir yanındakine batacağım. Buna 2 tane yapacağım. 1, 2. Tığımın üzerine alıyorum. 1 ve tığımın üzerine alıyorum. 1, 2. Tığımın üzerine aldım. 1. Son olarak, bakın son bir tane trabzanım kaldı. Buna 2 tane yapıyorum. Bu sırada da toplamda 12 tane trabzan yapmış oldum. Şöyle göstereceğim. Bakın buradan başladık. Bir tek bir çift yapmaya. Bakın buradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi diğer renkleri de aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın 4 rengimizi de 12'şer tane trabzan yaparak tamamladık. Şimdi yine sarıyla devam edelim. Evet, şimdi 2 tek 1 çift yapacağız arkadaşlar. Bakın 1 ve bir yanındakine batıyorum 2. 2 tane yan yana trabzanımı yaptım. Daha sonra buraya 2 tane yapacağım. Bakın 1 ve 2. Tekrardan 2 tek yapalım. 1 ve bir yanındakine batalım. 2. Bakın 2 tane yan yana yaptık. Şimdi bir sonrakinin içine 2 tane yapacağız. Yani buraya 2 tane yapacağız. 1, 2. Şimdi 2 tek yapalım. 1, 2. 2 tane çift yapalım. 1 ve aynı yere bakın. Tekrar batıyoruz. 2. Devam edelim. Şöyle bir tane tek, bir tane daha tek ve son trabzanımıza 2 tane çift denk geliyor. Pardon, bir tane çift denk geliyor. Şöyle. Evet, şimdi bunu da sayalım arkadaşlar. Bakın buradan başladık. Şöyle. Şuradan başladık. 2 tekle başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane trabzan yaptık. Şimdi mavi ile devam ediyoruz. Aynı şekilde burada yaptığımız gibi 16 trabzanı önce mavi ile, sonra kiremitle, sonra yeşil renkle yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Toplamda her bir renkten 16'şar tane ikili trabzan yaptık. Şimdi her trabzana bir defa batarak toplamda 12 tane trabzan yapacağız. Başlıyoruz. Bakın şöyle bir tane yaptık. Bakın 1, 2, bir yanındakine batıyorum.
3, bir yanındakine batıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, toplamda 11, 12 tane yapacağız. Pardon arkadaşlar, 12. Evet, 12 tane yaptıktan sonra bakın burada kalan trabzan sayımız 1, 2, 3, 4 tane oluyor. Evet, sarıyı tamamladık arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi maviyle yapacağız. Buraya kadar geleceğiz. Kiremitle yapıp buraya kadar 12 tane, yeşille yapıp 12 tane yapıp buraya kadar geleceğiz. Şimdi hepsini yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu işlemi de tamamladık. Şimdi her bir rengimiz toplamda 51 tane trabzandan oluştu. Şöyle sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6. elli bir tane trabzandan oluştu her rengimiz. Şimdi yine sarıyla devam edelim. Şimdi kenar kısımları yapacağız. Şöyle tığımızın üzerine iki defa alıyoruz. Bir sonraki trabzana batıyoruz. 1, 2, 3'lü trabzan yaptık. Tığımızın üzerine iki defa aldık. Bir yanındakine batıyoruz. 1, 2, 3'lü trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekiyoruz araya. Tığımızın üzerine 2 defa alıyoruz ve son yapmış olduğumuz trabzanın dibine batıyoruz. 1, 2, 3 defa da çekiyoruz. 2 defa doluyoruz. Bir yanındakine geçiyoruz ve 1, 2, 3'lü trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi tığımın üzerine 1 defa alıyorum ve bakın buraya batıyorum bir yanındakine. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir yanındakine batıyorum. Buraya yarım trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine almadan batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tığımın üzerine almadan batıp kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Evet. Şimdi aynı işlemi diğer renklerle de yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, köşe kısımlarını da tamamlamış olduk. Şimdi bir sıra krem ipimizle kontür geçelim. Kontür işlemi de trabzanlardan oluşacak. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Daha sonra herhangi bir bitiş yerinden başlayalım arkadaşlar. Bakın şöyle burada bir kaydırma yapmıştık. Buradan başlayalım. İpimizi, ilmeğimizi çekelim. Evet bakın bu şekilde çektik. 1 2, 3 tane zincir çektik. Tığımızın üzerine alıp bir yanındaki trabzandan batıyoruz ve trabzan yapmaya başlıyoruz. Bakın bu şekilde yan yana trabzanlar yapıyoruz. Her bir trabzan tepesine bir defa batıyoruz. Evet, şimdi şuraya kadar, köşeye kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şu köşeye kadar geldik. Şimdi bu köşede 3 tane trabzan yapacağız önce. 2 ve bir tane daha yapalım. 3. Daha sonra 1, 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alıp aynı noktaya tekrardan batarak 3 tane daha trabzan yapalım. Ve 3. Bakın burası da bizim köşe kısmımız, kenar kısmımız olacak bu şekilde. Şimdi tığımızın üzerine aldık ve buraya 1, bir yanındakine 2, saymaya gerek yok, her trabzan tepesine bir tane yapıyoruz. Yalnız burada sık iğne ve kaydırmamız var arkadaşlar. Burada bakın bir tane buraya battık, bir tane de şu kaydırma yerine batacağız. Bunu atlamayalım, burası biraz zor geçiyor. Evet bakın bu şekilde burayı da tamamladık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1, 2, her bir trabzana birer tane trabzan yaparak devam edelim. Köşeleri de bu şekilde yapıp motifimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, benim motiflerim hazır. Bugün böyle bir çalışma yaptık arkadaşlar. Umarım beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.